Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle Eylül ayında neler var, şöyle bir konu başlıklarına bakalım. 23'üne kadar Güneş Başak burcunda, ardından Terazi burcunda ilerleyecek. 15 Eylül'de Başak burcunda yeni ay, 29 Eylül'de 5 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Artık Venüs retrosu bitiyor, Merkür de düzeliyor bu ay itibariyle. Jüpiter retro harekete geçecek ve Mars ay boyunca Terazi burcunda olacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. 23 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda olacak. Merkür 15'ine kadar yine Başak burcundaki retrosunu devam ettirecek. 15 Eylül itibariyle tamamlayacak. Şimdi para evinizde önemli bir etki var. Şimdi burada para konularına odaklanıyorsunuz, hesaplarınız var. İşte gelirler, giderler, bütçe konularımız var. Merkür biraz buralarda gecikmeler yarattı, terslikler yarattı belki. Özellikle iş ve parasal kazançlarınızla ilgili. 15'ine kadar hala daha dikkatli olmamız gerekiyor. Detaylar önemli burada. Gözden kaçırdığımız şeyleri toparlamak. Belki geçmişle ilgili hesapları kapatma dönemindeyiz. 15 Eylül'de tam da bu alanda yeni ay doğacak. 21 derece Başak Burcu'nda. Ve Merkür de artık düzeliyor. Yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde artık para konuları, iş konularında daha rahat ilerleyebiliriz. Para hesaplarımız biraz daha netleşebilir. Geciken kazançlarımızı alabiliriz. Para durumumuzu şöyle bir düzenleyebiliriz. Alışverişlerimizi, yatırımlarımızı daha iyi planlayabiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık burçlarının 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, bu yeni ayın sizin için çok daha önemli ve etkili olacağını söyleyebilirim. 4 Eylül itibariyle burcunuzdaki Venüs artık retrosunu bitiriyor. Venüs güç toplayacak. 5 Eylül itibariyle yavaş yavaş ilerleyecek. Ay sonuna kadar gücüne kavuşacak. Ay boyunca sizinle birlikte. Venüs bu dönemde sizi biraz çok içe döndürdü. Yani ilişkilerle ilgili, belki kendi öz değerinizi sorgulama alanında daha fazla bir çekingenlik, bir içe yönelme söz konusu oldu. İşte maddi konularda gecikmeler, memnuniyetsizlikler yarattı. Artık Venüs'ün güçlenmesi ve retrosunu bitirmesiyle beraber bu size önemli bir güç verebilir, farkındalığınızı arttırabilir, ilişkilerde daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Özellikle ertelediğiniz o işte güzelliktir, estetiktir, imaj değişimidir, bakımınızla ilgili alanlarda artık Venüs çok daha verimli olacak. Değerlendirebilirsiniz bu dönemi. İlişki fırsatlarını daha rahat çıkarabilir. Bir yandan Venüs'ün düzelmesi, ay sonundan itibaren Merkür'ün de ileri harekete dönmesi, parasal kazançlar anlamında da daha bereketli bir döneme ilerlediğinizi işaret ediyor. Jüpiter 4 Eylül'de Boğa burcunda retro harekete başlayacak. O daha uzun süreli bir retro. Yaklaşık 4 ay kadar geriler her yıl Jüpiter. Mayıs'tan bu yana biliyorsunuz Boğa burcunda. 15 derece Boğa burcuna kadar ilerledi ve 31 Aralık'a kadar, yıl sonuna kadar gerileyecek. 5 derece Boğa burcuna kadar. Bu dönem içerisinde özellikle Haziran ayından bu yana size sunmuş olduğu bazı fırsatları şöyle bir gözden geçirebilir, içselleştirebilirsiniz. Birçoğunuz için iş konuları, kariyer konuları, toplumdaki statünüz anlamında bir güçlenme, ilerleme fırsatı veriyor aslında Jüpiter. Şimdi şu ana kadar eğer bir fırsatla karşılaştıysanız bunları nasıl değerlendirdiniz? Gözden geçirebilir, sağlamlaştırabilirsiniz. Yıl sonundan sonra tekrar 5 derece Boğa'da ileri harekete dönecek ve önümüzdeki yıl Haziran'a kadar güçlü bir şekilde Boğa burcunda ilerlemesini sürdürecek Jüpiter. Ve Jüpiter'in güzel açıları var bu ay. O nedenle bu ay Ağustos'ta kıyasladığımızda daha şanslı bir ay. Ağustos'ta zor açılar daha fazlaydı. Bu ay iyi açılar var. 4 Eylül'de Jüpiter'in Merkür'le güzel bir açısı var. İş ve parasal konularda destek olabilir. 8 Eylül'de Güneş-Jüpiter üçgeni yine sizin para evinizi, toprak evinizi olumlu olarak etkiliyor. Kariyer evinizi destekliyor. Kazançlar anlamında fırsatlar ortaya çıkarabilir, iş arayanları destekleyebilir. 25 Eylül'de Merkür-Jüpiter üçgeni tekrar etkinleşecek. İkinci kez etkinleşecek. İkinci bir fırsat gibi. Yine iş ve parasal kazançlar anlamında bugünleri değerlendirebilirsiniz. 23'ünden sonra Güneş artık Terazi burcunda parlayacak. Sevgili aslanlar, 3. evinize geçecek. Mars ay boyunca Terazi burcunda. 23 Eylül'den itibaren 3. evinizdeki iletişim, haberleşme,
yayıncılık, eğitim, seyahat gibi alanlarda böyle biraz daha enerji ve hareket artıyor. Yani bir iş eğitimi de olabilir, bir seyahate çıkabilirsiniz. Biraz daha böyle kendinizi her türlü yazılı, sözlü alanlarda, tasarımsal alanlarda daha aktif, daha fazla ifade etme imkanı bulabilirsiniz. 29 Eylül'de Koç burcunun 5 derecesinde dolunay var. Ateş elementindeki dolunay size güzel bir açıda olacak. 9. ev dolunayı geleceğe dair bazı düşüncelerinizi, umutlarınızı netleştirebilir. Bu dolunay bazı hedeflerinize ulaşmanızı da sağlayabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa dolunaydan çok güzel bir üçgen açı alıyorsunuz. Şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Öncü burçlarda gezegenleriniz öne çıkıyorsa tabii ki dolunay tesirli olacaktır. Bu da önemli olacaktır. Bu dolunayla birlikte belki eğitim hayatınızla ilgili bir belirsiz bir şey netleşebilir. Akademik konularda, üniversite hayatınızla ilgili. Yurt dışı konularındaki beklentileriniz netleşebilir. Uluslararası alandaki her türlü girişiminiz, yani bu bir seyahat, bir yolculuk, bir eğitim, belki ticari bir girişim olabilir. Buralarda bazı sonuçlar almanız mümkün görünüyor. Adalet ve hukuksal işleriniz varsa ve buralarda bazı arayışlarınız, beklentileriniz varsa bu dolunay içinde bulunduğunuz koşulları netleştirip sizi bazı gerçeklerle yüzleştirebilir. Çeşitli nedenlerle seyahate çıkabilirsiniz bu dolunay ve yakınlarında. Yayıncılık, basın, medya, sosyal medya, internet üzerindeki her türlü aktivitede de çok hareketli olabileceğiniz, aktif olabileceğiniz bir dönem aslında sevgili aslanlar. Yani işiniz bunlarla ilgili ise iş konularında da sizi oldukça destekleyebilir bu dolunay. Dolunay zaten 29'unda meydana geleceği için 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası ayın son günleri ve hatta Ekim ayının ilk günlerinde de aktif olarak gündemimizi şekillendirebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Aslan burcu zodyağın 5. burcudur. Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinden sabit nitelikli bir burçtur. 21 Temmuz, 21 Ağustos arasında doğan kişiler Aslan burcundan kabul edilir. Aslan burcunun gezegeni Güneş, onlara canlılık, yaratıcılık ve enerji verir. Güneşin diğer bir etkisi de kendilerini çok önemsemelerine ve gururlu olmalarına yol açar. Onlar doğuştan bir liderdir. Bulundukları ortamda dikkat çekmeyi, ilgi odağı olmayı severler. Kendilerine güvenen, açık sözlü, cömert ve yaratıcı kişilerdir. Rahatına ve lükse de düşkün olan aslan burçları, hayatın zevkli yanlarıyla da çok fazla ilgilenebilirler. Para, onlar için kendilerini isteklerine ulaştıran bir araç olacaktır. Bu nedenle çok fazla para harcayabilir, pahalı ve lüks tüketim nedeniyle de zaman zaman yaşamlarında maddi sorunda yaşayabilirler. Aslanlar hiçbir zaman ikinci planda kalmayı kabullenemez. Onların liderliğini kabul ettiğiniz ve sürekli takdir ettiğiniz sürece size sadık kalacaktır. Çok fazla gururlu, kibirli, bencil davranışları olursa sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Aslan burçları baskıdan hoşlanmaz. Özgürlüklerine düşkündür. Başarılı olmak ve toplumda üst seviyelerde yer almak onlar için önemlidir. Ancak bunun için de çok fazla çalışmak istemeyebilirler. Genel olarak Güneş onlara şans verdiği için yüksek seviyelere gelmeleri de kolaydır. Sanatsal yaratıcılıkları yüksektir. Özellikle sahne sanatları ve drama Aslan burcuna çok uygundur. Aslan burçları aşık oldukları kişiyi gözlerinde çok yüceltebilirler. İlişkilerinde dürüst davranırlar ve sadakate her zaman çok önem verirler.